Evet arkadaşlar, NX12 eğitimlerimize devam ediyoruz. Sıradaki komutumuz Shell komutu. Shell komutu bizim oluşturmuş olduğumuz katı cisimlere kabuk oluşturmaya yarayan komut. Kullanımı son derece kolay. Dilerseniz şöyle uygulama olarak görelim komutumuzu. İçerisinde iki tane seçeneği var. Bir seçtiğimiz yüzeyi silip kalanlara kabuk uygulayacağı, bir de tüm yüzeylere kabuk uygulamak üzere iki tane seçeneği var. Şimdi ilk seçeneğimize bakalım arkadaşlar. Burada face to piece kısmında seçmiş olduğumuz yüzeyi kaldırarak, yani silerek diğer yüzeylere bizim şu alttaki thickness kısmında belirtmiş olduğumuz cidar kalınlığına kadar cidar kalınlığı ile her yere eşit bir şekilde uyguluyor. Şöyle uygulama yapalım isterseniz. Örneğin ben buradaki, bakın şu yüzeyi seçtiğim zaman, tabi burada 5 biraz fazla oldu. Şöyle 1 yapalım burayı şimdilik. Bakın bu seçmiş olduğum bu yüzeyleri kaldırıyor ve diğer yüzeylere gördüğünüz gibi kabuk uyguluyor. Yani shell komutunu uyguluyor. Bakın burada tıkladım. Eğer birden fazla yüzey seçilebiliyor face to piece kısmında, seçtiğimiz anda o yüzey kayboluyor ve diğer yüzeylere ne yapıyor? Uygulama. Evet arkadaşlar, tıkladığımız yüzeyleri yok edip diğer yüzeylere gördüğünüz gibi cidar kalınlığı uyguluyor. Cidar kalınlığını buradan istediğimiz gibi arttırabiliyoruz. Aynı zamanda bu şekilde parçanın içe doğru cidar kalınlığı verebildiğimiz gibi, takip edin, dışa doğru da cidar kalınlığı verebiliyoruz. Yani parçamızı saracak şekilde bir model yapılabilir. Burada örneğin Tiken komutuna benziyor biraz. Yani bu kullanımı. Gördüğünüz gibi. Burada diğer seçenekleri var. Onlara da bir bakalım isterseniz. Alternate Thickness diye bir bölümü var burada. Ona bakalım. Şöyle yapalım. Onun için diğer bir uygulamada daha rahat. Komutun uygulaması daha rahat olacağı için bu kısmı kullanalım arkadaşlar. Burada ben şimdi bu yüzeyi ve bu yüzeyi cidar kalınlığı uyguladım. Örneğin 5 milim. Daha küçük yapalım. 2 milim. Alternate Thickness kısmına gelip ben bu yan yüzeye daha farklı bir thicken değeri tanımlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Thickness değeri. Hatta şuradaki liste kısmını kullanarak Add New Set deyip örneğin bu kısma daha farklı. Add New Set deyip bu kısma daha farklı bir cidar kalınlığı uygulayarak, hatta şöyle tabanına da aynı şekilde cidar kalınlığı uygulayarak, bu şekilde shell komutunu kullanarak farklı farklı cidar kalınlıkları tanımlaması yapabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi shell komutu oldukça yetenekli bir komut, güzel bir komut. Bir de son olarak diğer seçeneği olan şu shell all face'e gelelim. Bu shell all face de direkt bize bir katı seçtiriyor ve katının kapalı bir biçimde, bakın yani şu an gözükmüyor gerçi de, bir saniye şuradan rendering style'ı şöyle wireframe yapalım dedim ama bir dakika, şöyle en temizi şuradan rendering style static wireframe. Şu an gözükmüyor arkadaşlar. Neden gözükmüyor? Bir update display yapalım bakalım. Şu an sanırım parçadan kaynaklı ama normalde şöyle oluyor bakın. Ben komutu okeylediğimde, bakın burada shell komutunu görüyorum ama ekranımda herhangi bir shell'lik bir durum yok. Ctrl H ile kesit aldığımda gördüğünüz gibi aslında bu parçanın içi tamamen boş. Yani kabuktan ibaret bir parça. Her tarafı kapalı olduğu için ben parçayı bu şekilde görüyorum. Örneğin mesela belli kapların, kapalı bir kabın, mesela bir kasanın, bir şeyin çizildiyse hacmini, daha doğrusu ağırlık vesaire bir şey hesaplanırken içi boş olması için darasını hesaplamak için kullanılabilecek bir seçenek. Normalde bu seçeneğin yerine bakın şu da yapılabilir. Şöyle hemen göstereyim. Yani burada shell face yerine bakın. Ne yapılabilir? Bu yüzeyi seçtik.
Ardından neyse şimdilik bu şekilde arkadaşlar shell komutu. Bir sonraki komutta görüşmek üzere arkadaşlar.